thank okay. you Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik başlıklarla devam ediyorum. ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Donald Trump ve Joe Biden ilk yüz yüze münazarasını gerçekleştirdi. ABD başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ı karşı karşıya getiren ilk canlı yayın tartışmasında ağırlıklı olarak iç politika gündemi ve 3 Kasım seçimleri tartışılırken adayların birbirine yönelik sert eleştirileri dikkat çekti. TL mevduatta döviz ve altın alımında vergiler indirildi. Kuveyt'in yeni emiri Veliat Prens nefaf oldu. TÜİK dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'nin dış ticaret açığı Ağustos ayında 6.3 milyar dolar olurken altın hariç dış ticaret açığı ise 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dünya Bankası yoksul ve orta gelirli ülkelerinde aşıya adil bir şekilde erişilebilmesini sağlamak için 12 milyar dolarlık bir finansman yardımının Kurulunun onayını beklediğini belirtti. Avrupa Birliği liderler zirvesinde ağırlıklı gündem Doğu Akdeniz ve Belarus olacak demişler. Disney'den Covid-19 salgını nedeniyle 28 bin çalışanının işten çıkarma kararı aldığı belirtildi. ABD Hazine Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamayla 7 hava yolu şirketine açtığı kredi kanallarını kapattığını duyurdu. Nijerya'da ülkenin kamu petrol şirketinin yeniden yapılandırılması için tasarı hazırlandı. JP Morgan manipülasyon soruşturmaları için 920 milyon dolar ödeyecek demişler. Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 1427 oldu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü. ABD'de tüketici güveni Eylül'de beklentileri aştı. ABD'de Konferans Board Tüketici Güven Endeksi Eylül'de geçen aya kıyasla 15.5 puan artarak 101.8 seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. Birleşmiş Milletler yeni tip koronavirüsle ilgili yeni verilerin dünyada her 8 ülkeden yalnızca birinin kadınları sosyal ve ekonomik etkilere karşı koruyacak tedbirler aldığını ortaya koyduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Türkiye'nin Ermenistan uçağını vurmadığını söyledi. Kuveyt emiri 91 yaşında hayatını kaybetti. Almanya'da yıllık enflasyon Eylül'de sıfırın altında kalan olarak eksi %0.2 oldu. Euro bölgesinde yılın son çeyreğinde ekonomik büyümenin dengeleneceği ve büyümenin %2.2 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor demişler. Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar koronavirüs pandemisine karşı ABD ekonomisini destekleyecek teşvikin yeni turu için 2.2 trilyon dolarlık teklifi açıkladılar. Bankacılık sektörünün net karı 42.9 milyar TL oldu. Albayrak tarımda girdi finansmanı ve avans mekanizmasının kapsamı genişleyecek ifadesini kullandı. Güldağ, Albayrak bizim esas baktığımız nokta kur değil, sanayi ve üretimde işler iyi dedi. Brezilya'nın temel gelir programı piyasaları rahatsız etti. Başkan Jair Bolsonaro'nun açıkladığı ihtiyacı olanlara temel yaşam geliri dağıtılmasını öngören yeni sosyal yardım programının mali disiplin ile ilgili endişeleri arttırmasıyla piyasalar düştü, kur değer kaybetti demişler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu sorunun tek bir çözümü var. Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez dedi. Tesla'nın birleşme ve satın alma planından vazgeçmesi sonrasında lityumu kendisinin çıkarmayı planladığı belirtildi. Haberlerimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.